Herkesin bir kişiliği vardır. Dünyayı içimizde deneyimleme biçimimiz, yani duygusal deneyimimiz kişiliğimizin bir parçasıdır. Aynı zamanda dışsal davranışlarımız da kişiliğimize göre şekillenir. Peki bir insanın kişilik bozukluğuna sahip olması ne anlama gelir? Kişilik bozukluğu olan insanlar kendilerinden beklenen davranışlardan veya dünyayı deneyimleme biçiminden belirgin bir sapma gösterirler. Bu da ciddi boyutta bir sıkıntıya ve işlevlerinde aksamalara yol açar. Bir insanın kişilik bozukluğuna sahip olduğunu kesin olarak söylemek kolay bir şey değil. Aslında tüm bu kategori çeşitli açılardan tartışmaya çok açık. Çok ince ayrıntılar söz konusu ve araştırmalar anlattıklarımın bazılarını henüz teyit etmiş değil. Yani bu konuda daha detaylı araştırmalar yapılması gerekiyor. Lütfen bunu aklımızda tutalım. Hali hazırdaki sınıflandırmada bildiğimiz şeylerden biri, 10 farklı kişilik bozukluğu oldu ve bunlar 3 ana gruba ayrılıyor. O 3 grubu biz de burada bu 3 kümeyle gösteriyoruz. Bunlara A kümesi, B kümesi ve C kümesi diyelim. Genel bir giriş yapacak olursak, A kümesindeki kişilik bozuklukları çoğu zaman tuhaf veya eksantrik olarak tanımlanır. B kümesindekiler dramatik, duygusal veya tutarsız olarak, C kümesindeki kişilik bozuklukları ise anksiyete ve ürkeklik özellikleriyle karakterize edilir. Dikkatinizi çekmiştir. Bu kümeler belirli bir oranda birbirleriyle kesişiyor. Yani toplamda 10 farklı kişilik bozukluğu olsa da, bir birey birden çok kişilik bozukluğuna sahip olabiliyor. Evet, şimdi A kümesiyle başlayalım. A kümemizde üç farklı kişilik bozukluğu yer alıyor. Paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğu. Paranoid kişilik bozukluğu ile başlayalım. Bu kişilik bozukluğu türünde sıkıntıya yol açan kilit özellik, diğer insanlara karşı çok güçlü bir güvensizlik ve şüphe duygusu olmasıdır. Adından da anlaşılıyor zaten, değil mi? Paranoid. Şimdi şizoide bakalım. Şizoid insanlar çoğu zaman duygusal açıdan çok tepkisizdirler. İlişkilerinde kopukturlar ve çok az duygu belirtisi gösterirler. Gelelim şizotipal kişilik bozukluğuna. Şizotipal kişilik bozukluğu olan insanlar, yakın ilişkilerden kaçınmalarının yanı sıra tuhaf düşüncelere veya gizemli inanışlara sahiptirler. Bu, şizotipal bozukluğu, A kümesindeki diğer iki bozukluktan epeyce ayrı bir yere koyuyor. Elbette bu hastalıkların yığınla kriteri ve tanımı var ama biz sadece genel bir giriş yapıyoruz. Evet, söylediğimiz gibi bu insanlar tabiri caizse tuhaftırlar ve çevrelerindeki insanlardan kopukturlar. Ayrıca sıra dışı inanışlara veya belli derecede güvensizlik ve şüphe duygularına sahip olabilirler. Hadi B kümesine geçelim. Bu kümede dört farklı kişilik bozukluğu yer alıyor. Antisosyal, borderline, histrionik ve narsistik kişilik bozuklukları. Daha önce değindiğimiz üzere B kümesi genel olarak dramatik, duygusal veya tutarsız özelliklerin kümesi. Mesela antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişiler, diğer insanları ya hiç umursamaz ya da çok az umursarlar başları hukuksal konularla sık sık belaya girer. Suç işleyebilirler ve çoğu zaman hiçbir merhamet emaresi göstermezler. Diğer insanlara karşı çok duyarsızdırlar. Zaten bu bozukluğun adından da anlaşılabiliyor değil mi? Antisosyal. Yani bu insanlar sosyal değiller. Hatta sosyalliğin zıttılar. İkinci olarak gelelim borderline yani sınırda kişilik bozukluğuna. Borderline kişilik bozukluğu olan insanlar daima duygusal veya ilişkisel bir sorunun eşiğinde yaşarlar. İlişkileri çok istikrarsızdır. Duyguları da aynı şekilde bir hayli istikrarsız olabilir. Çok değişken bir öz imaja sahip olabilirler. Çok fevri davranabilirler ve bu da onları ciddi tehlikelerin altına sokar. Sırada histrionik kişilik bozukluğu var histriyonik kişilik bozukluğundan muzdarip insanlar çok fazla ilgi görmek isterler. Çok parlak veya kışkırtıcı giysiler giyebilir, duygularını dışarı çok fazla yansıtabilirler. Son olarak, narsistik kişilik bozukluğuyla bu kategoriyi tamamlayalım. Narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar, devasa egolara sahiptirler. Kendilerini bulunmaz Hint kumaşı olarak görürler. Takdire ve övgüye olan ihtiyaçları çok fazladır ve eleştirilmeye pek tahammülleri yoktur. Onları tanımlayan bir diğer terim de üstünlük duygusudur. Kendilerini çok, çok büyük görürler. Yani kendilerini başkalarının onları gördüğünden çok daha büyük görürler. Evet, nihayet geldik son kümemize. İşte karşınızda endişeli ve ürkek C kümesi. Bu kümede üç farklı kişilik bozukluğu yer alıyor. Çekingen, bağımlı ve obsesif kompulsif kişilik bozuklukları. Şunu özellikle vurgulamam lazım ki bunun adı obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Yani obsesif kompulsif bozukluk değil. Bunları birbirine karıştırmayın. Nedenine az sonra geleceğim. Evet, önce çekingen kişilik bozukluğuyla başlayalım. Çekingen insanların yaşadığı en büyük sorun içine kapanık olmalarıdır. Kendilerini yetersiz hissederler ve genellikle eleştirilmeleriyle sonuçlanabilecek durumlara girmekten kaçınırlar. İkinci olarak, bağımlı kişilik bozukluğuna bakıyoruz. Bağımlı insanlar adından da anlaşılabileceği üzere oldukça bağımlı insanlardır. Çok itaatkar, çok teslimiyetçi olurlar. Sürekli başka insanların yardımına ihtiyaç duyabilirler. Şimdi obsesif kompulsif kişilik bozukluğu başlığının üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu insanlar hayatlarının düzenli, her şeyin kusursuz ve kontrol altında olmasına fena halde odaklanmışlardır. Bunu bir başka hastalık olan obsesif kompulsif bozukluktan farklı kılan şey şu. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda düzen, mükemmellik ve her şeyin kişinin kontrolünde olması odaktadır. Bu kişilerin illaki kilitleri veya pencereleri sürekli kontrol edip durmaları, mikroplardan veya böceklerden çok korktukları için ellerini ikide bir yıkamaları gibi bir şey burada söz konusu değil. Bu tür davranışları genellikle obsesif kompulsif bozukluğa sahip insanlar sergilerler. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğundan muzdarip insanlardaysa odak kontrolcülük, düzenlilik ve mükemmelliktedir. Bunu öyle boyutlara vardırabilirler ki diğer insanlar bundan çok rahatsız olabilir. İş yerlerinde veya okulda projelerini geciktirebilirler. Çünkü bu hususlara inanılmaz derecede odaklanmışlardır. Evet, böylece 10 farklı kişilik bozukluğunu 3 küme halinde şöyle kabaca bir incelemiş olduk. Çok daha detaylara girilebilir tabii. Ayrıca kişilik bozuklukları konusunda büyük tartışmalar olduğunu da tekrar belirtelim. Çünkü burada anlattığımız ayrımlar ve tanımlar yapılan araştırmaların tamamı tarafından teyit edilmiş değil. Fakat kişilik bozukluğu kavramı kabaca böyle bir şey ve en azından bu kadarını bilmeniz şimdilik yeterli olacaktır.